Baktığımız zaman İpek Hanım, yani Muharrem İnce'nin dansı gerçekten çok viral olmuştu. Bizler de takip ediyorduk. Yani siyasete yeni bir soluk da getirmişti aslında. Çünkü biz siyaset deyince aslında daha çok belirli kamu kurumu kuruluşu gibi sürekli daha ciddiyet içerisindeki liderleri biliyoruz. İnce burada bir kırılma yaşattı. Gençlerden de baktığımız zaman İnce yönelik, tabii biz bunu net bir şey söylemek istemiyoruz. Seçim sonucunda aslında gençlerin mi daha çok Muharrem İnce'nin oy oranının, Memleket Partisi'nin net bir sonucunu göreceğiz ama burada bir popülerlik yaşandığını biliyoruz. Dün de bir şarkıcıyla beraber bir araya gelmiştiniz. Siz de vardınız İpek Hanım. Bizler de yakından takip ediyoruz ama sonra bir baktık ki bu dansın İl ve teşkilatlarda yasaklandığını öğrendik. Yani tabii ki de bu dans edilebilir ama sosyal medyaya konulmaması gerektiği yönünde. Yani burada depremden ötürü mü böyle bir karar alındı, yoksa siyaset ciddiyet işidir diye denilerek mi böyle bir karar alındı İpek Hanım? Nisa Hanım, şöyle söyleyeyim. Bir kere Sayın İnce bu dansı depremden önce yapmıştı. Otobüs gezilerine çıkıyoruz biz. Evet. Yaklaşık 2 yıldır hiç genel merkezde oturmuyoruz. İnce gençleri gördüğü zaman böyle bir dansı yapmıştı. Daha sonra bu dans gençler tarafından fark edildi. Evet. Videolar hazırlandı ve sosyal medyada yayıldı. Çığ gibi büyüdü. Bu, dediğim gibi, Sayın Genel Başkan'ın deprem öncesinde yaptığı bir dansı. Gençler bunu büyüttüler, video olarak yaydılar. Sonra Yalova'ya bir genç gelmiş Genel Başkan'ın yanına İstanbul'dan. Sadece Genel Başkan'ı görmek için gelmiş ve çok rica etmiş. Dans edebilir miyiz Genel Başkan'ım diye. Genel Başkan da gençleri çok önemsedi ve sevdiği için dedi ki kıramadım. Yani Yalova'ya gelmiş, İstanbul'dan kalkmış. Birlikte yapabilir miyiz Genel Başkan'ım diye rica edince ben onu nasıl kırayım dedi. Sonra dediğim gibi bu dans çığ gibi büyüdü. Şimdi ben, kızım var benim, biraz evvel bahsetmiştim, 16 evet. yaşında, onun düşüncelerini çok önemsiyorum. Ona sordum, dedim ki sen dedim nasıl değerlendiriyorsun bir siyasetçi dedim. Anneciğim dedi, bir dedi cumhurbaşkanı adayının dans etmesini dedi çok sempatik buluyorum dedi. Bütün arkadaşlarımla dedi bayıldık dedi. Harika bir şey yapıyorlar dedi. Türkiye'ye böyle bir enerjinin, böyle bir ruhun gelmesi gerektiğini. Depreme hepimiz üzüldük. İçimiz hala yanıyor. Zaten deprem meselesinde en çok koşturan, üzülen, işte bölgeye giden genel başkanlardan bir tanesi ve partilerden bir tanesi Memleket Partisi. Ama bunu gençler kendileri hazırladılar, kendileri yaydılar. Gençler ne yazık ki Nisa Hanım çok içlerine kapandılar. Covid dönemi geldi. Şu an hala eğitim yok, online sistem maalesef üzerinden yapılıyor. Yalnızlaştılar, ekonomik olarak zor durumdalar, tiyatroya gidemiyorlar, sinemaya gidemiyorlar. İşte yurt problemleri var, beslenme problemleri var. Bir otobüs bileti gidiş dönüş 900 lira olmuş. Annelerinin, babalarının yanına gidebilmek için bayramda 900 lira vermek zorunda bu çocuklar. Şimdi bu çocuklara böyle bir paylaşım yapmışlarsa eleştirilmelerini ben gerçekten doğru bulmuyorum. Bunun üzerinden yapılan siyaseti de, yapılan eleştirileri de çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi yapacaksanız mizah eleştirisi yapın. Ahlak polisliğine kimse soyunmasın. Ha, bunu evet. böyle bir dönemde gençlerin yapması daha uygun. Çünkü bizim hepimizin acısı var içinde. Deprem acısı var. Ama evet. gençler eminim bu acıyı da yaşıyorlar. Ama bir taraftan da kendilerine moral bulmaya çalışıyorlar. Hayata tutunmaya çalışıyorlar. O yüzden genel başkanımız sürekli gençlere moral aşılayan, motivasyon aşılayan, geleceğe yönelik güzel mesajlar veren bir takım tweetler de atıyor ki onları hayata bağlamak için, onlara güzel hayaller kurdurmak için. Çocukların bu dönemde buna gerçekten çok ihtiyacı var. İhtiyaçları olmasa zaten böyle bir video yapmazlardı. Evet. Bu videoyu gençler yaptılar, gençler çoğalttılar ve genel başkanın bu dansı şimdi her tarafta Türkiye'de yapılıyor. Ama bu demek değildir ki depremin acısı yok. Depremin tabii acısı ki hepimizin içerisinde. Bunu çok derinden evet. yaşıyoruz. İpek bunu Hanım. Da gençler biraz böyle hayata, dediğim gibi, tutunabilmek için yapıyorlar. Onlara da anlayış göstermek evet. lazım. Çok seviyoruz biz gençleri. Her zaman yanlarındayız.